Güç Derneği kurucu başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar değerli konuklarım. Sizleri en içten sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yıl 2020, hala cinsiyet temelli ayrımcılığı ve şiddeti konuşuyor olmak bana gerçekten hicap veriyor. Çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Bir kadın sırf kadın olduğu için yönelen şiddet maalesef günümüzde en yaygın biçimde kadına karşı her türlü fiziksel ve cinsel şiddete varan bir noktaya gelmiş durumda. Kadın olarak benim de kadınlarımıza şöyle bir mesajım var. Güçlü olmalıyız, birlikte olmalıyız, cesur olmalıyız, hakkımızı aramalıyız, dayanışma içerisinde kalmalıyız. Biz kadınız, güçlüyüz, cesuruz diyerek başaracağız, başarmak zorundayız. Asıl olan şey kadın ya da erkek olmak değil. Asıl olan değerleriyle, ahlakıyla, duruşuyla, diğer insanlara, bütün farklılıklara duyduğu saygıyla insan olabilmek, insanı yetiştirebilmek. Yani karşınızdaki bireye baktığınızda onun cinsiyetinden önce, kadınlığından, erkekliğinden önce insanı görebilmekte. Bugünkü toplum yapımıza baktığımızda, bu cinayetlere baktığımızda, genel manzaraya baktığımızda biz bu öngörülen kadın kimliği ile aydın, bilge, akıllı, eşine, işine, aşına sahip kadın imgesinden ne kadar kimlik olarak uzaktayız, bunun tahmin takdirini ben size bırakıyorum. İstanbul Sözleşmesi maddeleri itibarıyla işte bu istişare kültürüne dayalı kadınla erkeğin hukuksal olarak eşit haklarda, eşit alanda yüzünü birbirine dönerek bir ilişkiyi yürüttüğü daha sağlıklı bir, daha medeni bir toplum özlemiyle öngörülen bir sözleşme. Her bir maddesine baktığımızda alınmak istenen tedbirler tamamen buna yönelik. Öncelikle Kadın ve Güç Derneği olarak 2017'de kurulduğumuzdan bugüne amacımız kadınların sosyal ve ekonomik olarak toplumda güçlenmesini sağlamaktı. Görüyoruzmuş. Kadın ve Güç Derneği olarak ilk etapta Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın yetiştirme yurdunda kalan 12-18 yaş kız gruplarında çocuk evleri açtık. ÇÖDEM çocuk destekleme evlerindeki kızlarımıza gereken her türlü desteği verdik. Sığınma evinden çıkan kadınlarımıza her türlü barınma, avukatlık, sağlık, psikolojik destekler vermeye çalıştık. Hepimizin bildiği gibi 18 yaşını bitiren kızlarımız devlet koruması altında olmuyor. 18'ini bitiren kızlara değerli yönetim kurulu arkadaşımı her birine çok çok teşekkür ediyorum. Destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu evlerin, bu çalışmaların reklamı olmuyor, sosyal paylaşımı olmuyor. Biz bütün bu arkadaşlar gizli kahraman olarak inanın çok güzel çalışmalar yaptık. Yani hangi alana bakarsanız bakın, ekonomik alana bakın, siyasi alana bakın, sosyal alana bakın, kadınlar her zaman ikinci planda ve kadınlar maalesef cinsiyet farklılığından dolayı her anlamda mağdur. Bizler kadınların toplumda farkındalık yaratmak açısından diyoruz ki cinsiyet eşitsizliğine son, kadınlarımız hak ettiği yerde olsun. İstanbul Sözleşmesi'ni aslında İstanbul'da imzalandığı için, ilk imzaya açıldığı için, ilk imzalayan ülke Türkiye Cumhuriyeti olduğu için uluslararası alanda da sözleşme İstanbul Sözleşmesi olarak geçmektedir. Ama ismi şöyledir, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadeleye dair Avrupa Sözleşmesi. Sözleşmenin başlığı bu şekilde. Sözleşmeyi 2011 yılında ilk defa Türkiye imzalıyor. Çok yakın bir zamanda da onaylıyor. O zamanlar bu sözleşmeyi Dışişleri Bakanları imzaladığı için Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı imzalıyor ve 2012 yılının Şubat'ında
meclise sunuyor, bakanla mecliste bütün partilerce onaylanıyor. Ondan sonra da tabii bakanlar grubunda onay yasasıyla iç hukuk normu haline geliyor. Şöyle bir şey var, bizim taraf olduğumuz bütün uluslararası sözleşmeler özgürlük ve hak temelli. Anayasanın 90. maddesine göre usulüne uygun imzalanırsa, onaylanırsa, biraz önce dediğim gibi Bakanlar Kurulu tarafından onay yasası da verilirse artık bu sözleşmeler bizim iç hukuk kuralımız olur. Yani kanun gibidir. Eğer bizim kendi kanunlarımızla sözleşme hükümleri arasında bir çelişki olursa üstün olan, öncelikli olan sözleşme hükümleridir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi de aslında bizim kanunumuz, artık bir iç hukuk normu bizim için. Odaklarına bakıyorum. Kadına şiddetin önlenmesi öncelikle eğitimle olur. Yasalar cinsiyetçi ayrımdan uzak olmalı. Toplum olarak her kadın öldürüldüğünde katili verin, öldürelim, parçalayalım, linç edelim, idam edelim, asalım çığlıkları atılmıştır. Oysa çözüm ekonomiktir, çözüm sosyaldır, çözüm eğitimdir. Kadına yönelik şiddet sadece Türkiye'nin değil, küresel ölçekli en ciddi sorunlardan birisidir. Şiddet ne kadar artarsa toplumsal huzur da o kadar azalır. Bir yandan kadına yönelik şiddetle ilgili adımlar atılmaya başladı. STK'lar, siyasi parti organları şiddete karşı o kadar çok uğraş verirken buna karşın neden şiddet artıyor, neden özellikle cinsel şiddet suçları artıyor? Acaba medya üzerine düşeni, kadına yönelik şiddet haberlerini normalden olduğundan daha fazla mı yer veriyor? Acaba yayın organları olduğundan fazla mı bunları kullanıyor? Yapılan araştırmalar şiddet ve saldırı görüntülerinin televizyonlarda, gazetelerde yayınlanmasının şiddeti artırdığını söylüyor. Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamak için el ele mücadele vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşam hakkımız olduğunu, haklarımız olduğunu unutmayalım. Hep birlikte kadın varsa güç var diyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Hep birlikte el ele mücadeleye evet diyoruz. Çok teşekkür ederim.